İyi akşamlar ve hoş geldiniz. İsmim Anna Weber ve sizleri Ankara, İstanbul, İzmir, Göte Enstitüleri adına Kadın Mimar sergimizin açılışına hoş geldiniz demek istiyorum. Türkiye'deki Göte Enstitüsü Kadın Mimar Sergisi ile Almanya'dan ve Türkiye'den 18 kadın mimarı tanıtmak ve mimari şekillendiren tarihi gelişmeleri, kadınların mimarlık eğitimi ve meslekleri örneğinde ele almak istiyor. Kadın mimar bu çerçevede 2017'de Almanya'da düzenlenmiş olan orijinal sergideki konuları da ele almaktadır. Kadın mimar yüzyılı aşkın bir tarih mimarlık mesleğinde kadınlar sergisi 2017 yılında Frankfurt'ta Alman Mimarlık Müzesi'nde sergilenmişti. O serginin Frankfurt'ta gerçekleştirilmiş olan o serginin küratörlerinden birisi bu akşam aramızda. Sayın Profesör Doktor Mary Pepchinski Berlin'den bu akşam aramıza katılıyor. Mary Pepchinski çok uzun yıllar New York ve Dresden'de üniversitelerde ders verip çeşitli bilimsel araştırmalar yürütmüştür. Onun Sayın Pepçinski ile birlikte bugün Sayın Profesör Doktor Özlem Erdoğdu Erkaslan da yer alıyor. Sayın Erdoğdu Erkaslan, Kuzey Eylül Üniversitesi ve İzmir'deki Yaşar Üniversitesi'nde de hoca olarak görev yapmakta. Özellikle toplumsal cinsiyet ve mekan konusu özellikle ele aldığı konuların başına gelmektedir. Bu akşamki toplantımızın moderatörlüğü Sayın Doktor Meral Ekincioğlu tarafından yürütülmekte. Kendisi Harvard Üniversitesi, Massachusetts Institute of Technology, MIT ve Columbia Üniversitesi İstanbul'da çeşitli çalışmalar yürütmüştür. Özellikle feminizm ve mimari tarih arasındaki ilişki Sayın İkincioğlu'nun özellikle ilgilendiği konular arasında yer almaktadır. Şimdi üç bilim kadınımıza tekrar hoş geldiniz demek istiyorum. Mary Pepchinski, Özlem Erdoğdu Erkaslan ve Meral Ekincioğlu. Hoş geldiniz. Ve hepinize çok çok teşekkür etmek istiyorum. Sizler Kadın Mimar projemize destek veriyorsunuz ve bugün Berlin'den, İzmir'den ve İstanbul ve Boston'dan aramıza katılıp bu paneli düzenlememize imkan sağlıyorsunuz. Büyük bir heyecanla sizi dinliyor olacağız. Sayın Meral Ekincioğlu'na söz vermeden önce bugün sormak istediğiniz soruları Türkçe veya Almanca olarak chat kutusuna yazabilirsiniz. Sorular panelistlerimize iletilecek ve sorularınıza cevap vereceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi sözü Sayın Meral Ekincioğlu'na veriyorum. Teşekkürler. Çok teşekkürler sevgili Anna. Herkese iyi akşamlar ve Türkiye'deki Goethe Enstitü tarafından düzenlenen Türkiye ve Almanya'da mimarlık mesleğini kadınlar sergisi üzerine konuşacağımız çevrimiçi panelimize hoş geldiniz. Ben Meral İkincioğlu, panelin moderatörü olarak sergi ve panelistlerimiz hakkında sizlere bilgi vermeden önce kısaca kendimi tanıtmak istiyorum. Mimarlık alanında lisans, yüksek lisans ve doktora sahibi bir bilim insanı olarak doktora tez araştırmalarım için mimarlık mesleğinin modern tarihi ve teorisi üzerine Harvard ve Columbia Üniversitelerinde daha sonrasında da doktora sonrası bilimsel araştırma projem için MIT'nin desteğiyle kadın mimarların uluslararası kariyerleri ve cinsiyet politikaları üzerine çalıştım. Panelistlerimiz sevgili Anna'nın da ifade ettiği üzere söz konusu serginin Almanya ve Türkiye bağlamından kendi ülkeleri ve mimarlık kültürleri perspektifinden küratörlüğünü üstlenmiş olan mimarlık ve mühendislik alanından bilim insanı Berlin'den Profesör Doktor Mary Pepchinski ve İzmir'den mimar ve bilim insanı Profesör Doktor Özlem Erdoğdu Erkaslan.
Bu sergi Frankfurt'ta 2017 yılında Alman Mimarlık Müzesi tarafından düzenlenmiş olan Frau Architect Yüzyıla Aşkın Bir Tarih Mimarlık Mesleğini Kadınlar sergisinden bir seçki sunmakla birlikte bağlamını bu kez genişleterek Türkiye'ye uzatmakta. Amacı ise her iki ülke ve mimarlık kültüründen meslek ve pratiğe odaklı kariyerlerinde farklı rotalar çizmiş öne çıkan 18 kadın mimarı tanıtmak ve uzmanların da katılımıyla kadın mimar konusunu modern mimarlık tarihinden çağdaş günümüze uzanan bir perspektifte tartışmaya açmak. Ve panelimize başlamadan önce sevgili Mary ve Özlem'i de sizlere kısaca tanıtmak istiyorum. Mary, Kolombiya Üniversitesi'nde mimarlık alanında yüksek lisans derecesinin ardından Berlin'de Sanat Üniversitesi'nden kadın sergileri, kamusal alan ve Alman İmparatorluğu'nda sivil söylem üzerine doktorasını yüksek şeref derecesiyle tamamladı. New York'ta mimar olarak çalışmakla birlikte 1986'da New York Mimarlık Ligi'nin Genç Mimarlar Ödülünü kazandı. Berlin Teknik Üniversitesi, Dresden Teknoloji ve Ekonomi Üniversitesi ile Mimarlık ve Toplum Kürsüsü Başkanlığı'nı üstlendiği Dresden Teknik Üniversitesi'nden eğitim ve araştırma çalışmalarını emekli olana dek yürüttü. Özlem, lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini 9 Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümünden alarak önceki araştırmaları ile bağlantılı şekilde 2000'li yılların başında cinsiyet ve mekan konularında çalışmaya başladı. 2002 yılında Erken Cumhuriyet döneminde Türk kadın mimarların modernliğin kültürel inşasında üstlendiği rolünü incelediği makalesiyle Milka Bilisnikov Eş Mansiyon Ödülünü kazandı. Çeşitli üniversitelerde ders vermiş olmakla birlikte halen Yaşar Üniversitesi Mimarlık Bölümünde yarı zamanlı olarak eğitim faaliyetlerine devam etmekte. Sevgili Anlı'nın da ifade ettiği üzere panelimizin son bölümünde 15 dakikalık bir soru ve yanıt bölümü olacak. Ve özellikle bir panelistimize sorunuz varsa lütfen sorunuzun başına panelistin ismini de belirtmeyi unutmamanızı rica ediyorum. Şimdi sevgili Mary ve Özlem'e dönüyorum. Sevgili Mary ve Özlem, kadın mimarlar üzerine olan bu sergi projenizdeki motivasyonunuz hakkında bizlerle neler paylaşmak istersiniz? Evet, başlayabilirim, değil mi? Çok çok teşekkür ederim Meral Hanım, hem güzel sözleriniz için hem de Gözde Enstitüsü adına bu akşam sizlerle birlikte olmak için beni davet ettiğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Bu projemizin motivasyonu sadece benim motivasyonum değil, aslında bir ekip olarak hareket ettiğimiz için hepimizin motivasyonu olarak ele almak istiyorum. Wolfgang Fock örneğin veya Christine Brüdel yine eş küratör olarak görev yapmıştı. Çeşitli başka arkadaşlarımızla bu serginin hazırlanması gerçekleşti. Ama esas motivasyonumuza değinmek istiyorum. İki ana konu ele almıştık o dönemde, 2017'de. Bugün Almanya'daki mimarlık fakültelere baktığımız zaman öğrencilerin %60'ı kadın öğrenci. Ancak halen mimarlık mesleğinde bir eşit olarak temsil edilmiyor. Mimarlık bürolarında, mimarlık odasındaki mimarların %35'i ancak kadın. Genelde kadın mimarlar aynı zamanda erkek mimarlardan daha az ücret alıyorlar. Üniversitelere baktığımız zaman mimarlık fakültelerindeki kadın mimar hocalar yine çok daha az, %70, %30 oranında kadın erkek mimar oranında olduğunu görüyoruz. Ve özellikle mimarlık bürolarının yöneticileri de genelde erkekler. Kadınlar çok daha az sayıda mimarlık ofisin yöneticisi olarak buluyorlar. Dolayısıyla kadın mimarlar için bu meslekte epey sorunlar var. Ayrıca mimarlık
kurumuna baktığımız zaman mesela mimarlık müzeleri veya mimarlık dergilerine baktığımız zaman, mimarlık fakültelerine baktığımız zaman yine halen erkeklerin hakim olduğunu görüyoruz. Yöneticileri erkek ve genelde ele alınan konular da hep erkekler ve erkeklerin ilgilendiği konular etrafında dönüyor. Bu sergiyi düzenlerken bizim motivasyonumuz ise özellikle kadın konularını çok daha ortaya almak, orta ve çok daha görünür hale gelmekti. 7 kadın mimarlık ofisiyle gerçekleştirdik ve 35 proje yürüttük ve burada sadece kadınların mimardaki rolünü ele almadık. Aynı zamanda kadınların toplumdaki yeri hakkında da bir konuşma ve tartışma yürütmeyi amaçladık ve kadınların 21. yüzyıldaki görevleri ve toplum içindeki yeri ele aldık ve genel olarak toplumsal cinsiyet konusunu ele aldık. Mimarlık hep başlangıç noktası olmakla birlikte onun dışındaki diğer konular da hep kadın bakış açısından, kadın perspektifinden alındı. Onun dışında kadın mimarların geçmişteki çalışmalar hakkında, mesela Bauhaus'taki kadın mimarlar, Doğu Almanya'daki, eski Doğu Almanya'daki kadın mimarlar ve kadın mimarların meslek içindeki yeri de hep incelendi. Amerika Birleşik Devletleri'nden, İspanya'dan ve Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen diğer kadın mimarların da toplumdaki yerini karşılaştırmalı olarak ele almıştık. Ve nihayet bir konu daha vardı motivasyonumuz olarak ele alabileceğim. Üniversitelere baktığımız zaman ve kendim de hep mimarlık öğrencileriyle çeşitli seminerler düzenledik. Hep kadın öğrenciler ve erkek öğrenciler hep kadınların mimarlık mesleğindeki tarihini hep büyük bir ilgiyle izlediler ve çok etkilendiler. Kadınların özellikle toplumsal ön yargılarının aşarak mimarlık alanında kariyer yapmaları her zaman çok etkileyici örneklerle dolu olduğunu görüyoruz geçmişte. Ve bu kadın mimarların örnekleri çok da bilinmiyordu. O nedenle çok daha geniş bir halk kitlesine ulaştırmak için bu serginin düzenlenmesi de çok önemli bir motivasyondu bizim için. Teşekkürler Meri. Özlem, sen neler söylemek istersin bu sergi motivasyonunuz hakkında? Çok teşekkürler. Bu sergiyi düzenleyen Göte Enstitüsü'ne ben de teşekkürlerimi sunarak başlamak istiyorum. Elbette bu sergiyi Almanca konuşan ülkeler için önceki versiyonlarını hazırlayan küratöryel ekibe ve DAM Alman Mimarlık Müzesi'ne de bu başlangıcı yaptıkları için çok şey borçluyuz. Serginin Türkiye Ayağı Kadın Mimarlar üzerine yayın ve araştırmaları bulunan Tomris Elvan Altan, Belgin Turan Özkaya, Neslihan Türk'ün Dostoğlu, İrem Küreği Büyük, Yekta Özgüven ve benden oluşan 6 kişilik bir akademik koordinatör ekibi tarafından hazırlandı. Öncelikle uzun zamandır zaten bu konuda nitelikli çalışmalar yapan ve bu sergiye emek veren çalışma arkadaşlarıma buradan teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Goethe Enstitüsü adına tüm hazırlıklar boyunca bize destek veren Anna Weber, Linda Rödel ve Özlem Günerli ve tabii ki perde arkasında çalışmış olan diğer ekip arkadaşlarına da ayrıca içten teşekkürlerimi sunarım. Bu serginin açılış konuşmalarında uluslararası alanda tanınan seçkin bilim insanı ve mimar Mary Pepçinski ve moderatörümüz sevgili meslektaşım Meral Ekincioğlu ile beraber olmaktan dolayı çok mutlu ve heyecanlıyım. Meri'nin belirttiği gibi bu bir ekip işi ve tek başıma bir motivasyondan söz etmem elbette doğru olmaz. Ama öncelikle kısaca birazcık bu arka planından bahsetmek istiyorum serginin. Çünkü hepimiz aslında bu konularda çalışmaya bireysel olarak başladık. Ben 1993 ve 99 yılları arasında AHA Mimarlık Ödülleri üzerine doktora tezimi hazırlarken
hegemonik mimari ve kültürel etmenler konusunda uzun süre düşünme fırsatı buldum. Ve hegemonyayı sorguladığınız zaman feminist eleştiri ve onun getirdiği uçsuz bucaksız perspektifle yollarınızın kesişmesi aslında çok kolay oluyor. Benim için de öyle oldu. Doğrusu kişisel maceram 2000'li yılların başında mimarlık tarihi metinlerinde Türkiye'den tek bir kadın mimarın bile adının geçmemesinin nedenlerini sorgulamamla başladı. Ve aynı dönemlerde benimle beraber çalışma yapmış arkadaşlarımın da pek çoğu bu kaygıları taşıyordu. Bu konulardaki öncül çalışmalarımın bir bölümünü mentorum olmasından gurur duyduğum meslektaşım Neslihan Dostoğlu ile ortak olarak yaptım. Ve bu arada da aslında küçük bir network'tük. Daha sonra bu konuda araştırma ve yayın yapan arkadaşlarımız giderek büyüdü. Bugün alanımıza genç akademik arkadaşlarımızın katılması ile çok nitelikli genç araştırmacılar katıldı ve ağımız genişledi doğrusu. Uygulamanın her alanında var olan bir doğrusu... Bir cinsiyet perspektifi bugünkü çalışmalarımızın temelini oluşturdu. Bu serginin ekibinde yer almak üzere davet edilen bütün arkadaşlarımız da aslında bu önceki çalışmaları sebebiyle buraya davet edildiler. Ve beraber ortak bir payda altında çalışmaya başladığımızda da daha önceden yapılmış 2017'de Frankfurt'ta yapılmış Frau Architect sergisinin ana hatlarından ayrılmaksızın geçirdiğimiz farklı jenerasyondan kadın mimarları temsil etmeye çalıştık. Motivasyonumuz kısaca kadının rolünü mimarlıkta görünür kılmaktı ve Meri'nin de söz ettiği gibi kadın mimarlar etrafında örülü olan aslında duvarları bir miktar yıkmaya gayret etmekti. Zaten bu sergide küçük bir perspektifle de olsa kadın mimarların jenerasyonel değişikliklerinden kesitler sunuyor. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim herkese yanıtınız için. Bir sonraki soruma geçmek istiyorum. Sergide yer alan kadın mimarlara dair seçim kriterleriniz nelerdi ve neden bu seçim kriterlerini tercih ettiniz? Meri, öncelikle senin yanıtını bilmek isteriz. Evet, biz 20. yüzyılın Almanya'daki mimari tarihin alternatif bir perspektifini sunmak istiyorduk ve coğrafi bir perspektif de buna dahil etmek istiyorduk. Özellikle kadın mimarların Almanya'da ve başka ülkelerde de mimarlık mesleklerini o yüzyıl içinde nasıl icra ettiklerini özellikle ele almak istiyorduk. Özellikle kadın perspektif içinden bunu yapmak bizim için önemliydi. Yani bütün o yüzyılda, son yüzyılda kadınlar, kadın mimarlar Almanya'da hep mimar olarak çalıştı ama tanınmıyordu. Mesela Maria Winkemann 1900'lerin başında çok Almanya'daki burjuva için ve Berlin'deki burjuva için 1920'li 30'lu yıllarda çalışıyordu. Miss van der Rohe mesela ismini herkes bilir ama Marlina Maszapolski mimar, kadın mimarının ismini kimse bilmez. Bunun örneklerini gösterdik. Ve Almanya'da veya Batı Doğu Almanya'da savaş sonrası neslin kadın mimarlarını ele aldık. İkinci kadın hareketinde özellikle Batı Almanya'da yer almış olan çok güçlü kadın mimarlar var ve hem o toplumsal hareket içinde hem de meslekleri içinde faaldi. Veya Berlin Duvarı'nın yıkılmasından sonra iki Almanya'nın birleşmesinden sonra yine çok önemli kadın mimarlar vardı. Ve biz kriterler olarak kadın mimarlarını seçerken bu dönemlere de özellikle bakarak onları temsilen kadınlar seçmeye çalıştık. Ve sadece tabii ki Almanya'dan gelen kadın mimarlar değil, Almanya'nın başka bölgelerinden gelecek olan mimar, kadın mimarlarına da yer vermeye çalıştık. Yine kriterler açısından baktığımız zaman Alman Mimarlar Müzesi'nin arşivi içinde
Lucy Hillebrand adlı bir kadın mimar Frankfurt ve Göttingen'de faaliyet göstermiş olan bir kadın mimar ve onun ölümden sonra terekesi Alman Mimar Müzesi'ne devredildi. O arşiv belgeler ve bilgilerden de yararlandık. Dolayısıyla çok büyük bir çeşitlilik vardı sergide ve müzelerde ve arşivlerde aslında unutulmuş olan bazı kadın mimarları da tekrar tanıtmaya çalıştık. Çok teşekkürler. Özlem, sen neler söylemek istersin seçim kriterleriniz hakkında? Doğrusu her seçim sorguya açıktır. Bu sözü de en sık takım arkadaşım Elvan Altan kullanır. Gerçekten de bizim seçimimizle beraberinde pek çok soruyu, itirazı ve onayı da beraberinde getirdi. Bunu da serginin sosyal medyadaki paylaşımlarında geri bildirim olarak zaten gözlemledik. Kısaca söz etmem gerekirse, öncelikle Göte Enstitüsü aracılığıyla bize iletilen Frau Architect sergisinin orijinal seçkisinden gelen bir tür şablon vardı. Ve bundan çok farklı bir biçim söz konusu değildi bizim için. Mimari tasarım ve uygulama yapmış olmaları seçilecek kadın mimarların çok önemliydi ve serginin çerçevesiyle beraber bize zaten verilmiş idi. Ve bu nedenle de çok fazla alternatif pratikleri kapsama olanağımız olmadı. Uygulama, tasarım ve uygulama alanında yoğunlaştık. Elbette sayıyla ilgili de bir sınırlamamız vardı ve en sonunda bizde 9 kadın mimarı tanıtma şansına böylelikle sahip olduk. İlk kadın mimarlarımız Leman Tomsu ve Münevver Belen, yani evlilik soyadı ile Gözeler, 1934'te mezun oldular. Aradan geçen 87 yıl, yani 9-10 yılı tariflemek bizim ilk amacımızdı aslında. Bu 9-10 yıla uyacak bir kademelenme yapmayı istedik. Bu 9-10 yılı temsil ederken de çok fazla DAM sergisindeki kadar geniş bir kriter listemiz olmadı. Ama eşleriyle ve sola pratik yapmış olanları bu seçimde dengelemeye çalıştık. Sergiyi dolaşmıştır büyük ihtimalle aslında izleyicilerimiz ama çok kısaca ben bu 9 kadını hızlıca tanıtmak istiyorum. Leman Tomsu ilk Münevver Belen'le beraber ilk kadın mimarımız. Daha sonra Mualla Eyboğlu Anheger var. Kamu yararına çalışmış bir mimar. Neyire Perran Doğancı, büro sahibi ilk kadın mimarımız. Sevinç Tüjüment Hadi. Tasarım birlikteliği içinde üreten bir mimar olarak sergide bir başlık koymayı uygun gördük. Nuran Ünsal, mimarlığı yaşam biçimi haline getirmiş bir mimar. Semra Teber Yener, kentsel mekan ve yapı detayını bağlayan kadın mimar. Semra Uygur, kültür ve eğitim yapılarının mimarı. Melkan Gürsel, uluslararası pratikte Türkiye'nin kadın mimarı ve Melike Altınışık, disiplinler arası ve kültürler arası bir kadın mimar olarak sergimizi böylece oluşturduk. Kısa bir sürede çalıştık ekip olarak ve bu nedenle de aslında bu kısa çalışmanın ürünü olarak bu 9-10 yılı temsil etmeyi ilk amaç olarak kendimize belirledik. Kısaca böyle özetleyebilirim Meral. Çok teşekkürler Özlem. Şimdi bir sonraki soruma geçmek istiyorum herkese. Sergide yer alan kadın mimarların kariyer hikayeleri ve kendi alanlarına olan katkılarıyla birlikte cinsiyet eşitliği yönündeki mücadeleleri ve pozitif katkıları hakkında neler paylaşmak istersiniz? Önce Meri'ye sormak isterim. Tabii bunu şöyle düşünmek gerekiyor.
Almanya'da kadınlara karşı birçok ön yargı. Fakat sonra yer bulmak durumunda kaldılar kendilerine. Tıpkı ya da Bauhaus örneği de var karşımızda. Belli bir kaygı vardı, belli bir endişe vardı. Mimari de biliyorsunuz teknik alana yakın duran bir alandır ve kadınlar hep bu ön yargılarla mücadele etmek zorunda kaldılar. Strateji olarak da kadın mimarlar tarafı hakkında mimar vardı. Uzun, erkeklerden çok daha fazla çalışmak zorunda, çok daha ağır çalışmak zorunda kaldı yetkin bir mimar olduklarını kanıtlayabilmek için. Birçok kadın mimarın kendini kanıtlamak için yaptığı şeylerden birisi de ister Batı Almanya'da ister Doğu Almanya'da olsun bir strateji oluşturmakta. Bu strateji de bir kamuya açık bir büyük proje yarışmasına katılmakta ve burada iki tane örnek sayılabilir. Bunlardan birisi 1900 60'larda genç mimarların işe alınmasına dikkat ediliyordu ve burada gayri resmi yollarda daha çok kadın memur kadın mimar alınması yönünde bir eğilim oldu. Margaret Cooler da o anlamda her zaman önceliğini kadınlar yana kullanmak istedi. Dolayısıyla kadınlar kendi aralarında bir dayanışma sağladı. Son olarak da sergide de şunu görmüştük. Kadınlar bütün 20. yüzyıl boyunca ta ki bugüne dek kendi aralarında bir destek, bir dayanışma oluşturdular. Sergilere katıldılar. Örneğin Emilia Winkelmann, Almanya'nın ilk kadın mimarlarından birisi. 1912 yılında 40 tane proje gösterme fırsatı buldu. Kendisi kadın ve kadın projeleri konusunda çok fazla çalıştı. Bu modern bir sanatçı Mies van der Rohe ile birlikte çalıştı. Ya da Carola Bloch mesela Avrupa çeşitli çalışmalar için Union Internationales'i yaparken mesela çeşitli kadın mimarlara öncelik sağladı vesaire. Teşekkürler Mere. Özlem, sana sormak isterim. Sergide yer alan kadın mimarların kariyer hikayeleri ve kendi alanlarına olan katkılarıyla birlikte
cinsiyet eşitliği yönündeki mücadeleleri ve pozitif katkıları hakkında sen neler paylaşmak istersin bizlerle? Meral'cim, bunu yapmadan önce aslında ben dinlerken bir ara Türkçe çeviriyi kaybettim. Bu nedenle yalnızca ben mi kaybettim yoksa dinleyicilerimiz de mi kaybetti? Bu konuda bir bilgim yok. Eğer bize rejiden bir bilgi gelirse belki Meri'nin söylediklerini tekrar özetlemesini rica edebiliriz. Ama ben buradan devam edeyim. Aslında ilk dönemden bu yana kadınlar kamusal alandaki görünürlükler açısından çok farklı koşullarda var oldular. Meri'nin de söylediği gibi bazılarının işleri çok zordu, bazıları biraz daha kolay bir ortamdaydı. Ama madem ki hazır Meri biraz Alman ortamından, Almanya'daki kültürel ve politik bağlamdan söz etti, bir miktar karşılaştırma yapmak için bazı gerçekleri benim de eklemem gerekiyor. Aslında Türkiye'deki ilk kadın mimarlar başka kültürlerde olduğu kadar büyük mücadeleler vererek bu hakkı almadılar Türkiye'de. Feminist terminolojideki karşılığıyla bir devlet feminizminin sonucuydu bizde. Dolayısıyla büyük bir mücadeleden söz etmek mümkün değildi. Ama iş ortamı çok kolay mıydı, çok rahat mıydı? Tabii bunu söylemek mümkün değil. Ama biraz yine Almanya'daki tarihe benzer bir biçimde yarışmalar kadın mimarların bu konuda başarı kazanmasını aslında bir miktar kolaylaştırdı. Neticede yarışmada hiçbir zaman isminle var olmuyorsun. Orada bir sinonimle katılıyorsun ve bu nedenle cinsiyet aslında önemsiz bir faktör oluyor. Elbette ki bu önemli bir başlangıçtı ama 50'lerde ve 80'lerde ki hem konservatif siyasi eğilimler hem demokrasideki kopuşlar nedeniyle zaten Türkiye'de kadın hareketi sessizleşti. Değişik bir dönemdi ama yani elbette ki farklı nüanslarla, farklı varoluşlar içerisinde yaşamaya devam etti. Bu nedenle biz Türkiye'de 50-80 arasında daha çok bu konservatif iklimden dolayı eşleriyle pratik yapan kadın mimarlara rastlıyoruz. Bu nedenle 1990'ların başına kadar zaten bambaşka bir siyasi iklimden söz etmek mümkün. Bunları dönemsel özellikleri vurgulamak için belirttim. Almanya için de Meri'nin de belirttiği gibi böyle önemli kültürel siyasi farklılıklar olduğunu biliyoruz. Bu seçkide yer alan kadın mimarların tümünün bugünün perspektifinden eşitlikçi çevre ve mimarlık anlayışına sahip olduğunu söylemek elbette mümkün değil. Örneğin İngiltere'deki Matrix gibi 80'lerdeki gibi bir oluşum Türkiye'de asla oluşmadı, yer almadı. Ama son dönemde gördüğümüz işte dayanışma platformları, kooperatifler gibi daha toplumcu ideallerle çalışan gruplar Türkiye'deki mimarlık kültürü açısından zaten oldukça yeni. Bir mimar olarak tasarım yolu ile eşitlikçi bir çevre üretimine katkıda bulunmak elbette mümkün. Ama bir mimar olarak aslında farklı pratiklerle de fark yaratacak hassasiyet düzeyleri var. Yani işte ne bileyim işveren sıfatıyla bir kadın mimar olarak çalışanlara cinsiyet eşitliği açısından fırsat eşitliği tanımak, dezavantajlı koşullarda örneğin hamilelik gibi ek destekleriyle ofis çalışanlarının kariyerine destek olmak, toksik ofis kültürünü, tacizi, mobbingi uzak tutmak, dayanışma içinde olmak ya da herkes için daha iyi bir mimarlık ofis ortamı için özel yaşamı, iş yaşamını gözeten ve adil bir işveren olmak. Ne bileyim kadın iş ağıyla çalışmak, genç mezunlara mentörlük yapmak. Bizim seçkimizde yer alan kadın mimarlar bunların birisini veya birkaçı için bir şeyler yapmış olabilir veya sadece Meri'nin söylediği gibi iyi bir rol model olmuş olabilirler. Çünkü bunun içerisinde mücadele yaptığımız mücadele de başlı başına aslında bir siyasi bir hareket, bir politik bir hareket. Yani bu konuda kesin kategoriler yaratıp faydalılık kriterini işletmekten yana olmadığımı ve beraber çalıştığım akademik koordinatör ekibinin de bu ortaklıkta birleştiğini belirtmek isterim. Teşekkürler. Peki son olarak bu serginizin nasıl bir mesaj iletmesini
bekliyorsunuz, ne gibi açılımlar bekliyorsunuz diye bir soru daha eklemek isterim. Öncelikle Meri'ye sormak isterim. Meri, beni duyuyor musun? Evet, seyirciler tabii ki, ziyaretçiler birbirine çok farklı nitelikte olabilir. Öncelikle onların mimarlık hakkında düşünmelerini isterim. Yani mimariyi kim üretiyor sorusunu sormalarını isterim kendilerine. Yani normalde bir kişi olmaz tabii ki. Özellikle birkaç da ziyaret eden mimarlar için bu gibi toplumsal cinsiyet konuları üzerine düşünmelerini arzu ederim. Yani toplumsal cinsiyet ve mimarlık, kimler mimarlık yapabilir, kimlerin mimarlık yapması istenmiştir. Ve ülke önümüzde de gördüm. Ev yapmak yani ya da çocuklara için kreş ve sosyal tesisleri tasarlamak konusunda öncelik verilirken başka alanlarda çalışmaları daha zordu. Tabii ki bu konuya bu açıdan baktığınızda kendinize soru sormaya başlıyorsunuz. Tırnak içinde bu kadın doğası yüzünden midir? Yoksa topluma ilişkin bazı süreçler vardır da bu kadınların bu baş mimarlık yapmalar. Bu beni şaşırttı. İnsanın aklına böyle bir soru gelir diye. Yani burada mesela erkek mimarlar için kaç tanesinin çocuğu vardı diye bir soru sormak akıla gelmez herhalde. Ziyaretçilerimizi meşgul eden ve bizi meslek ile etmesi gerekiyor. Nasıl bir denge içerisinde olması gerekiyor ki başarılı bir mimarlık kariyeri olabilsin. Yani burada cevap vermek istemiyoruz. Daha ziyade soruları provoke etmek istiyoruz. Ve ümit ediyoruz ki insanlar bu konular üzerinde tefekkür edip bu konular üzerine düşünürler. Arzum budur. Teşekkürler Meri. Sen ne söylemek istersin Özlem? Gerçekten de bu serginin amacı daha çok sorular sormak ve de bu zamana kadar bakmadığımız bir perspektiften bakabilme olanağı sağlamak seyircilerimiz açısından Meri'nin de söylediği gibi. Ama ben kişisel olarak bir beklentimi burada eklemek istiyorum. Belki de hani akademik hayatın içerisinde yer aldığımdan ve öğrencilerle daima dirsek dirseğe çalıştığımdan bu sergiyi gören genç kadın mimarların ben de yapabilirim, benim de yolum bu kadar açık olabilir demesini istiyorum. Bunun beklentisi içerisindeyim her zaman. Dolayısıyla aslında kadın mimarların güçlendirilmesi gibi bir amaçla yaklaştığımızda iki şey çok çok önemli. Bir tanesi iyi rol modellerin göz önüne getirilmesi ve kamunun dikkati önünde tartışılması. İkincisi de aslında iyi bir mentörlük sisteminin işletilmesi. Daima bu ikisi bir politika olarak izlenen yollar. Ben de serginin en azından genç kadın mimarlar açısından bir tür farkındalık yaratacağını düşünüyorum. Çünkü öğrencilerimizin giderek daha büyük bir çoğunluğu kadınlardan oluşmaya başlıyor. Ve de gerçekten de çok başarılı kadın mezun mimarlar veriyoruz. Ancak Meri'nin söylediği gibi maalesef uygulamada son derece asimetrik bir resim karşımıza çıkıyor. Ofis sahipliği açısından, şantiyelerdeki kadın mimarlar açısından. Ve bugün sevinerek şunu görüyorum ki artık kadın mimarların çeşitli dayanışma platformları var. Genç kadın mimarlar zaten birbirlerine değer veriyorlar ve emeklerinin boşa gitmesini istemiyorlar.
O açıdan da böyle bir bütün kadın emeğini mimarlık açısından görünür kılan, tarihe bir not düşen bir serginin bir parçası olmaktan dolayı da çok mutluyum. Bu arada Meral, galiba yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Bu harika sorular için de sana çok çok teşekkür etmek isterim. Gerçekten çok güzel bir moderasyondu. Ve bize tekrar yeni sorular sorduran, aslında sorular yönelttin. Mükemmeldi. Çok çok teşekkür ederim. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Ben de bu serginizin, bugünkü panelin ve sanıyorum yarın da bir panel olacak ya da bundan sonraki panelin daha eşitlikçi ve kapsayan bir mimarlık mesleği, pratiği ve bu bağlamdaki mimarlık tarihi ve tarih yazılı çalışmalarına katkıda bulunmasını diliyorum. Sizlere ve tüm emek verenlere teşekkür ediyorum. İzleyenlerden, izleyicilerimizden sorularımız varsa almaktan memnun oluruz. Biz süre bekleyebiliriz soruları almak için sanıyorum. Tabii ki. Bize iletilen soru galiba şu anda yok. Meral, ben de bakıyorum. Ama gördüğüm kadarıyla soru yok. Peki ben bir soru sorabilir miyim? Lütfen. Türkiye'den ve Almanya'dan kadın mimar konusunda çalışan, emek vermiş iki akademisyen, bilim insanı olarak bu sergi sırasında İki farklı kültürden ama tarihte benzer bazı etkileşimler olan iki kültür ve mimarlık kültürü. Sizde ne gibi farkındalıklar yarattı acaba? Yani mesela Türkiye'deki kadın mimarlar çalışırken Almanya'dan kadın mimarların hikayelerini bu sergide mesela işte okumak, öğrenmek, yeni bilgiler ya da Meri için aynı şekilde yani Türkiye'deki kadın mimarların deneyimleri, mücadeleleri sizde ne gibi farkındalıklar yarattı desem? Belki önce Meri cevap vermek ister. Ben o arada YouTube'daki sorulardan Peki. Da biraz bakacağım. Tamam. Evet, yani benim hakikaten Türkiye'deki Türk kadın mimarlara baktığım zaman o kadar çok kadın mimar kamu binasına imza atmış ki bunu gördüğümde, öğrendiğimde çok şaşırdım ve çok nitelikli eserlere imza atmışlar. Bu gerçekten beni çok etkiledi. Bunu bilmiyordum daha önce. Biraz hani şöyle bir bakayım neler var diye düşündüm ama Almanya'daki örneklerle bunları karşılaştırdığım zaman veya en azından belki Almanya'da bilinen örneklerle karşılaştırdığımız zaman belki Alman kültürü biraz daha geri planda kendisini tutan bir kültür. Alman mimarlar açısından ve kadın mimarlara izin verilmiş olması daha çok belki sosyal konutlarda kadın mimarlar kendilerini gösterebildi. Yani biraz daha fazla deneysel davranmak ve mimari üzerinden kendilerini ifade etme imkanı Alman mimar, kadın mimarlarda bu kadar yoktu bile o dönemlerde. O nedenle de çok şaşırdım ve nedenini bilmiyorum. Türkiye'de kadınların daha fazla şans ve fırsat, toplumda daha fazla fırsata sahip olduğunu dahi düşündüm. Tabii ki bu kadın mimarlar örneğinde de çeşitli örnekler vermek istedik ve güzel, tabii ki göze de hitap edecek örnekler sunmaya çalıştık kadınların yarattıkları eserleri seçerken. Ama Türkiye'deki kadın mimarların niteliği ve imza atmış oldukları eserleri görünce hakikaten çok şaşırdım ve çok etkilendim. Teşekkürler mi? Özlem, senin paylaşmak istediklerin var mı?
Doğrusu aslında Almanya ile Türkiye'nin zaten politik ve kültürel tarihi Cumhuriyet'in erken döneminde sık sık kesişiyor. Mimarlık tarihi açısından bizim erken dönem Almanya'dan ve Avusturya'dan göç eden mimarlarla beraber başlıyor aslında. Ve Kemalist ideolojinin de bu yönde bir tercihi olmuş. Fakat aslında çok değişiktir ki kadın mimarların da aslında aktif olarak yarışmalara girmesinin önünü Alman mimarlara karşı Türk mimarların oluşturduğu bir protesto teşkil ediyor. Çünkü belli bir döneme kadar sadece Alman mimarlara ve Avusturya'dan gelen mimarlara açılan yarışmalara Türk mimarlar da girmek istiyorlar. Bu protestolar içerisinde bir kadın mimara rastlamıyoruz açıkçası. Daha çok ön saflarda olan ve bunu dile getiren insanlar yine erkek meslektaşlarımız. Fakat bu yarışmaların ulusal platformdaki ulusal mimarlara da açılmış olması böylelikle kadın mimarların bir tür aslında mesleki kariyerlerinde bir basamak teşkil ediyor. Bence bu da çok enteresan, farklı bir işte ne diyeyim çarpışma noktası. Belki bir de şeyden de fark etmişsiniz de sergide yer alan kadınların da bir bölümünün yolu Almanya ile zaman zaman kesişmiş. İlk kadın mimarımız Leman Tomsu'dan başlayarak. Bu da hani zaten Türkiye'deki modern mimarlık eğitiminin üzerindeki bir işte germen kültürü etkisiyle aslında açıklanabilir. Teşekkürler Özlem. İzleyicilerimizden bir sorumuz var şu anda. Meri'ye yönelik olarak. Meri'ye bir soru iletmek istiyorum. Duygu Simser tarafından. 2017'deki sergi için araştırma yaparken Alman olup Türkiye'de aktif mimarlık yapmış. Pardon bir saniye. 2017'deki sergi için araştırma yaparken Alman olup Türkiye'de aktif mimarlık yapmış veya Türk olup Almanya'da mimarlık pratiğinde bulunmuş kadın mimarlara rastladınız mı? Evet, çok güzel bir soru. Ulusal kimlik ve mimarlık genel başlığı altında da ele alabiliriz. Burada bulduğumuz tek örnek ve hatta iki mimar vardı. Margareta Schotter-Hatzky Viyana'dan gelip Frankfurt, Ernst Mayr'da çalışmış, Sovyetler Birliği'ne Türkiye'ye de gelmiş. Çalışmış 30 yılın sonuna doğru faal olan bir kadın arkitekt, kadın mimar. O Türkiye'de yaşamış olan tek Almanya'dan gelen mimar ve Türkiye ile ilişkisi olan bir kadın mimar ve sergide yer vermişti 2017. Onun dışında başka düzenlediğimiz etkinliklerde 35 ayrı sergi etkinliği, 35 ayrı etkinlik düzenlemiştik. Çeşitli filmler ve projeler tanıtarak örneğin o 35 etkinlik arasında belki başka örnekler de vardı ama ilk baştaki 2017 tarihindeki mimarlık sergisinde Alman mimarlar dememiştik zaten. 20. yüzyılın konuları da ele almak istiyorum. Almanya'da eğitim görmüş bir Mandel Palestine, daha sonra 1920'li yıllarda yine göçmen daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne göç eden mimar Lothar'dan Beisi, Şlezyalı'da Bauhaus okumuştu, komünist ve onun da yolu çeşitli yerlerden geçtikten sonra 1940'lı yıllarda Hollanda'ya gidiyor ve orada Rotterdam'da şehir plancısı olarak çalışıyor 50'li yıllarda ve başka örnekler var mıydı diye şimdi düşünüyorum. Schotter-Hatzky gene Türkiye ile ilişkisi olan bir mimar. Carola Bloch sanıyorum.
Polonya pasaportu, Almanya Alman pasaportu, Doğu Almanya, Batı Almanya ve daha sonra Amerikan pasaportu olan bir kadın mimar. Dolayısıyla farklı ülkelerde yaşayan ve çalışan bir mimar kadın. Yine düzenlediğimiz o etkinlikler sırasında şu anda ezbere hatırlamıyorum açıkçası. Yani Türkiye ile ilişkisi olan kadın mimarlar var mıydı diye düşünüyorum. Farklı konular ve farklı kişiler yer almıştı dediğim gibi. O 35 yan etkinliğinde, çeşitli akşam etkinliklerinde çeşitli konular ele alınmıştı ve çeşitli üniversitelerde bu etkinlikler düzenlenmişti. Teşekkürler Meri. Bir başka sorumuz daha var anladığım kadarıyla. İzleyen soruyu ileten kişinin ismini göremiyorum fakat Almanca kanaldan gelmiş olarak bir soru. Favori bir mimarınız var mı? Ve de bir kadın mimarından favori bir eseriniz şeklinde bir soru. Ben cevap verebilir miyim? Tabii ki. Tabii bizim için çok anlamı ve değeri olan birçok kadın mimar var. Ama ben bir ismi zikretmeden geçemeyeceğim. O da benim için Maya Lin. Gerçekten onun peyzajla, bedensiz yapılarla kurduğu ilişki bence çok önemli bir örnek. Ve bu nedenle de aslında stüdyodaki veya cinsiyet derslerimde, cinsiyet mekan derslerimde sık sık kullandığım mimarlardan bir tanesi. Teşekkür ederiz. Mary sen bir şeyler söylemek ister misin? Zor bir soru. Çünkü 22 mimarların hepsini çok özel seviyorum diyebilirim. Ama benim için çok çok Marita Mathayer diyebilirim. Kendisi bir mimar. Berlin'de okumuş olan bir mimar. Çok ekspresif bir mimar olarak tanınıyor. 60'lı yıllarda Shooting Star dediğimiz yani müthiş yani neredeyse bize hadit kadar meşhur olabilecek bir mimar iken müthiş potansiyeli olan daha sonra çok zorlu bir hastalık süreci yaşadı. Evliydi, iki çocuğu vardı. Çok ekspresif fikirleri yani şehir ve peyzaj konusunda çok ekspresif fikirleri olan ve bunu çeşitli eserlere ve çeşitli modeller, inanılmaz modeller yaratmış olan bir şey. Mesela Zaha Hadid neredeyse sıkıcı diyebilirsiniz. Diğer o Marita Mathayer ile kıyaslandığı zaman genelde yalnız çalışan birisiydi. 20 yıl önce vefat etti. Şimdi o büyük eserleri tekrar ele alınıyor günümüzde. Aynı zamanda siyasi aktif olan bir kişi, Yeşiller Partisi'nin kurucuları arasında yer alan birisi, şehir ve peyzaj, mekan planlaması konularında çalışmış ve feminist olarak da her zaman çalışmalara çok müthiş bir katkı sağlamış, müthiş bir feminist perspektif getirmiş olan bir kişi. Çok ağır hastalığına rağmen çok etkileyici bir şahsiyet olarak çalışmalarını hep sürdürdü. Biraz daha izole bir yaşam sürmüştü hayatı boyunca. Hep devam etti yani büyük şehirde ve büyük böyle tanınırlığın getirdiği bu meşhur olmanın getirdiği bu desteğe ihtiyaç duymadan müthiş yaratıcı fikirleriyle vizyonunu her zaman geliştirmeye devam etmiş olan bir kadın mimar. Özellikle kadınlar için böyle tek başına küçük stüdyosunda yaşayan ve yaratıcılığını oralarda deneyen birisi daha çok erkek tipine uyar diye düşünürken kadın olarak bütün bunları başardı. Teşekkürler Meri.
Şu anda görebildiğim sorular izleyicilerimizden gelen bunlar. Ben serginizin sizlerin de ifade ettiği üzere izleyenlerde yeni sorular ve yeni eleştirel farkındalıklara yol açmasını diliyorum kadın mimar üzerine. İzleyicilerimizden şu anda görebildiğim sorular bunlar olarak panelimizi... Evet. Meral, kapatmadan önce bir şey söyleyebilir miyim? Tabii, lütfen. Biz aslında Türkiye'den çalışan ekip 2017 sergisi için Dam'la beraber çalışan ekiple herhangi bir kontağımız olmadı bugüne kadar. İlk kez bu karşılaşma açılış konuşmaları sayesinde gerçekleşti. Hmm. Bundan dolayı aslında çok mutluyum. En azından bu şansı elde edebildiğimiz için. Biz aslında Türkiye'de aktif olarak bu konularda çalışan bir network'e sahibiz. Ve ileride Alman meslektaşlarımızla beraber birçok projede kültürler arası okuma da dahil veya ortak bir tarihin yazılması dahil birçok işi yapmayı umuyoruz. Bunun bir başlangıç olmasını umuyoruz. Ben kısaca ekibimiz adına da Almanya'daki ekibe böyle bir mesaj iletmek istiyorum. Çok güzel. Bundan dolayı çok mutluluk duyacağız. Harika bir mesaj. Meri, evet. Çok teşekkür ederim Özlem. Almanya'daki kadın mimarlar bu gerçekten bu araştırma yapmaları konusunda, farklı inputları alma konusunda, işbirliği yapma konusunda çok çok açıklar. Bütün bu temasların şimdi kurulmuş olması, bizim tarafta da ilginin çok olması ve bundan sonra çok daha yoğun bir şekilde bir alışveriş içinde bulunup bu konuları ortak bir şekilde işleyebileceğimizi ümit ediyorum ben de. Müthiş seviniriz. Harika bir kapanış oldu diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Serginizde bundan sonraki kadın mimar üzerine çalışmalarınızın hepsinde başarılar diliyorum. Teşekkürler. Bizlere, izleyenlere de izledikleri, dinledikleri için ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağ olun.